Merhaba, Epic Lens'e hoş geldiniz. Bilim, keşif ve evrenin derinliklerine olan bu yolculuğumuza katıldığınız için çok heyecanlıyız. Burada, yıldızlar arası sırları açığa çıkaracak, doğanın mucizelerini keşfedecek ve karmaşık dünyayı eğlenceli ve kolay anlaşılır bir şekilde ele alacağız. Epic Lens, öğrenmeyi sevenler için bir pencere. Siz de bu topluluğun bir parçası olun ve birlikte bilgiye ışık tutalım. Hazırsanız, keşfetmeye başlıyoruz. Evrenin oluşumu, büyük patlama ve kozmik tarih. Evrenin oluşumu ve gelişimi, modern bilimin en büyüleyici ve karmaşık konularından biridir. Bugünkü anlayışımıza göre, evrenin başlangıcı yaklaşık 13.8 milyar yıl önce gerçekleştiği düşünülen büyük patlama, Big Bang ile başladı. Ancak bu olay bir patlama değil, bir genişleme süreciydi, zaman, uzay, madde ve enerjinin var olduğu ilk andı. Birinci büyük patlama ve ilk anlar. Büyük patlama, inanılmaz derecede sıcak ve yoğun bir noktadan başlayan bir genişlemeydi. Bu durumda, zaman ve uzay kavramlarının bir başlangıcı olduğu söylenebilir, büyük patlamadan önce fizik yasalarının geçerli olmadığı bir durum söz konusudur. Büyük patlamanın ilk saniyelerinde evren, Planck zamanı, büyük patlamadan hemen sonra, evrenin boyutu çok küçüktü ve inanılmaz derecede sıcaktı. O aşamada, fizik yasaları hala tam olarak anlaşılmamıştır. Enflasyon dönemi, çok kısa bir süre içinde, saniyenin trilyonda birinden bile az bir sürede, evren muazzam bir hızla genişledi. Bu dönemde uzayın boyutları katlanarak arttı. Temel parçacıklar, bu hızlı genişlemenin ardından, sıcaklık biraz düştü ve evren kuarklar, gluonlar ve leptonlar gibi temel parçacıklarla doldu. İlk protonlar ve nötronlar bu süreçte oluştu. İkinci ilk ışık ve atomların doğuşu. Evrenin ilk birkaç dakikasında sıcaklık hala milyonlarca dereceydi. Bu şartlar altında protonlar ve nötronlar birleşerek helyum ve hidrojen gibi hafif elementlerin çekirdeklerini oluşturdu. Ancak, bu dönemde oluşan yüksek enerji yoğunluğu nedeniyle elektronlar atom çekirdeklerine bağlanamıyordu, bu da evrenin opak bir yapıda kalmasına neden oluyordu. Yaklaşık 380 bin yıl sonra, sıcaklık yeterince düştü ve elektronlar, protonlarla birleşerek ilk nötr atomları oluşturdu. Bu olay, rekombinasyon olarak bilinir ve evrenin şeffaf hale gelmesini sağladı. Bu dönemden yayılan ışık, bugün kozmik mikrodalga arka plan ışıması, CMB olarak gözlemlenebilir ve büyük patlamanın en güçlü kanıtlarından biridir. Üçüncü ilk yıldızlar ve galaksiler. Rekombinasyon sürecinden sonra evren büyük ölçüde karanlık bir hal aldı. Ancak, yerçekiminin etkisiyle gaz bulutları yoğunlaştı ve ilk yıldızlar bu süreçte ortaya çıktı. Bu ilk yıldızlar, çevrelerindeki hidrojen ve helyumu nükleer füzyonla daha ağır elementlere dönüştürdü. İlk yıldızların ömürleri kısa ama etkileri büyüktü, süpernova patlamalarıyla uzaya dağılan ağır elementler, sonraki yıldızlar ve gezegenler için yapı taşı oldular. Bu dönemde ayrıca ilk galaksiler de şekillenmeye başladı. Yıldızlar, yerçekimi etkisiyle bir araya gelerek galaksi adı verilen devasa yapılar oluşturdu. Bugün gördüğümüz galaksiler, bu erken dönemde oluşan yapıların bir evrimidir. Dördüncü karanlık madde ve karanlık enerji. Evrenin oluşumunda karanlık madde ve karanlık enerji de kritik bir rol oynamıştır. Karanlık madde, galaksilerin ve diğer yapıların oluşumunda yerçekimsel bir iskelet sağlarken, karanlık enerji evrenin genişleme hızını artıran gizemli bir güç olarak tanımlanır. Bugün, evrenin büyük kısmı, %95'ten fazlası, karanlık madde ve karanlık enerjiden oluşuyor. Beşinci bugün ve gelecekte evren. Bugün evren genişlemeye devam ediyor ve galaksiler arasındaki mesafeler artıyor. Bilim insanları, bu genişlemenin hızlanarak devam ettiğini gözlemliyor. Bu süreç, milyarlarca yıl sonra evrenin kaderi üzerinde etkili olacaktır. Önerilen senaryolar arasında, büyük donma, evrenin soğuyup karanlık bir hal alması, büyük yırtılma, evrenin genişlemenin etkisiyle parçalanması ve büyük çöküş, genişlemenin durup evrenin kendi üzerine çökmesi gibi teoriler bulunur. Kara delikler ve kozmik gizemler, evrenin derinliklerine yolculuk.
Kara delikler, evrenin en merak uyandıran ve en gizemli yapı taşlarından biridir. Yıldızların çöküşüyle oluşan bu kozmik devasa cisimler, yerçekimsel güçleriyle her şeyi içine çekerken ardında çözülmeyi bekleyen bilimsel bir bilmece bırakır. Kara delikler, ışığın bile kaçamadığı, bilimin sınırlarını zorlayan ve evrenin en uç noktalarında yer alan gizemli varlıklardır. Birinci kara delik nedir? Kara delik, yerçekiminin o kadar güçlü olduğu bir bölgedir ki hiçbir şey, hatta ışık bile bu bölgeden kaçamaz. Bu bölgeler, yoğunlaşmış kütlenin uzayda oluşturduğu bükülmeler nedeniyle oluşur. Einstein'ın genel görelilik kuramı, kara deliklerin varlığını öngörmüş ve fiziksel özelliklerini tanımlamıştır. Olay ufku, kara deliğin sınırı olarak kabul edilen bölgeye olay ufku denir. Bu sınırı geçtikten sonra hiçbir bilgi ya da madde kara delikten kaçamaz. Tekillik, kara deliğin merkezinde yer aldığı düşünülen ve yoğunluğun sonsuz olduğu nokta tekillik olarak adlandırılır. Tekillikte fizik yasaları çöker ve uzay-zaman eğriliği sonsuza ulaşır. İkinci kara deliklerin türleri. Kara delikler, boyutlarına ve oluşum süreçlerine bağlı olarak farklı türlere ayrılır. Yıldızsal kara delikler, büyük kütleli yıldızların yaşamlarının sonunda süpernova patlamasıyla çökmeleri sonucu oluşur. Bu tür kara delikler genellikle birkaç güneş kütlesine sahiptir. Süper kütleli kara delikler, galaksilerin merkezinde yer alan ve milyonlarca veya milyarlarca güneş kütlesine sahip devasa kara deliklerdir. Samanyolu galaksisinin merkezindeki Sagittarius, A bu tür bir kara deliktir. Minyatür kara delikler, çok küçük boyutta ve düşük kütleye sahip olduğu varsayılan kara deliklerdir. Büyük patlama sırasında oluşmuş olabilecekleri öne sürülmüştür. Üçüncü kara deliklerin oluşumu. Kara deliklerin oluşumu, fiziksel süreçlerin bir sonucudur. Yıldızsal kara delikler, büyük kütleli yıldızların nükleer yakıtını tüketmesiyle oluşur. Yakıt bittiğinde yıldızın dış tabakaları süpernova olarak uzaya fırlarken, çekirdeği kendi içine çöker ve bir kara delik meydana gelir. Süper kütleli kara deliklerin oluşumu ise daha karmaşıktır. Galaksilerin merkezinde bulunan bu kara delikler, küçük kara deliklerin birleşmesi, yoğun gaz bulutlarının çökmesi veya diğer kozmik süreçlerle büyüyebilir. Dördüncü kara deliklerin gizemleri. Bilim insanları kara delikler hakkında hala pek çok soruya cevap arıyor. Bilgi paradoksu, kara deliklerin içine düşen bilginin akıbeti nedir? Stephen Hawking'in teorilerine göre, kara delikler bu bilgiyi bir şekilde sıfırlar, ancak bu konu hala tartışmalı. Solucan delikleri, kara deliklerin solucan delikleri oluşturabileceği ve evrenin farklı bölgelerine geçiş sağlayabileceği iddia edilmiştir. Ancak bu teoriler henüz kanıtlanmamıştır. Evrenin geleceği, kara delikler, kütlelerini Hawking radyasyonu ile kaybederler. Bu süreç, kara deliklerin yok olmasına ve evrenin uzun vadede karanlık bir hal almasına yol açabilir. 5. Bilimsel araştırmalar ve gözlemler. Son yıllarda kara delikler hakkında yapılan gözlemler ve araştırmalar, bu gizemli cisimler hakkındaki bilgimizi derinleştirdi. Gravitasyonel dalga gözlemleri, iki kara deliğin birleşmesi sırasında oluşan gravitasyonel dalgalar, kara deliklerin varlığını doğrulamış ve fizik alanında çığır açmıştır. Event Horizon Teleskopu, EHT 2019 yılında ilk defa bir kara deliğin gölgesi görüntülendi. Sagittarius A ve M87 kara delikleri üzerindeki çalışmalar, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. 6. Kara deliklerin kozmik rolü. Kara delikler sadece gizemli yapılar değildir, aynı zamanda evrendeki kozmik düzenin bir parçasıdır. Galaksi merkezleri, süper kütleli kara delikler, galaksilerin merkezinde yer alır ve galaksilerin şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Yıldızların ölümü ve doğumu, kara delikler çevrelerindeki gaz bulutlarını yoğunlaştırarak yeni yıldızların oluşumunu tetikleyebilir. Sonuç olarak, kara delikler, evrenin sınırlarını zorlayan ve insanlığın merakını ateşleyen en gizemli fenomenlerden biridir. Bilim, bu kozmik yapıları daha iyi anlamaya çalışırken, kara delikler aynı zamanda evrenin büyük sırlarını çözmenin anahtarını da elinde tutmaktadır.
Galaksilerin oluşumu ve evrimi, kozmik yapıların hikayesi. Galaksiler, evrendeki en büyük ve en karmaşık yapılardan biridir. Milyarlarca yıldız, gaz, toz ve karanlık maddeden oluşan bu devasa yapılar, evrenin en temel yapı taşlarıdır. Ancak galaksilerin nasıl ortaya çıktığı, nasıl evrimleştikleri ve bugün gördüğümüz şekillerine nasıl ulaştıkları uzun bir süreçtir. Birinci ilk galaksilerin doğuşu. Galaksilerin oluşumu, büyük patlamadan yaklaşık 200 milyon yıl sonra başladı. Bu döneme, evrende ilk yıldızların ve galaksi yapıların şekillenmeye başladığı karanlık çağların sonu adı verilir. Büyük patlamanın ardından evren büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazından oluşuyordu. Bu gazlar, yerçekimi etkisiyle yoğunlaşarak ilk yıldızların oluşumuna yol açtı. Gaz bulutlarının yoğunlaşması, büyük patlamadan sonra, yerçekimi kuvveti devreye girerek gaz ve toz bulutlarını yoğunlaştırdı. Bu bulutların bazı bölgelerinde madde yoğunluğu artarak ilk yıldızların tohumlarını oluşturdu. İlk yıldızlar ve ilk ışık, bu süreçte oluşan yıldızlar, enerjilerini nükleer füzyonla üretmeye başladı ve evrenin karanlığını aydınlattı. Bu yıldızlar çok büyük, kısa ömürlü ve element üretimi açısından verimliydi. İkinci yerçekimi ve galaktik yapıların şekillenmesi. Yerçekimi, bu ilk yıldızları çevreleyen gaz ve toz bulutlarını bir araya getirmeye devam etti. Küçük yıldız grupları birleşerek daha büyük yapıların temelini oluşturdu. Bu süreçte galaksilerin şekli ve büyüklüğü de belirlenmeye başladı. Karanlık maddenin rolü, karanlık madde, galaksi oluşumunda kritik bir rol oynadı. Görünmeyen ancak büyük bir kütleye sahip olan karanlık madde, galaksilerin etrafında yerçekimsel bir çerçeve sağladı. Bu çerçeve, galaksilerin bir arada tutulmasını ve şekil kazanmasını kolaylaştırdı. Erken dönem galaksileri, ilk galaksiler daha düzensiz ve kaotikti. Bu galaksiler, büyük ölçüde gaz ve tozdan oluşuyordu ve henüz modern galaksilerdeki gibi düzenli bir yapı göstermiyordu. Üçüncü galaksi türleri ve evrimi. Evrendeki galaksiler, görünüşlerine ve yapısal özelliklerine göre farklı türlere ayrılır. Galaksi evrimi, bu türlerin oluşum ve değişim süreçlerini içerir. Spiral galaksiler, günümüzde gözlemlenen en yaygın galaksi türlerinden biridir. Bu galaksiler, yıldızlar ve gazların bir diskte yoğunlaştığı ve spiral kolların ortaya çıktığı yapılardır. Örnek, Samanyolu galaksisi. Eliptik galaksiler, daha yaşlı ve yıldız bakımından zengin olan bu galaksiler, genellikle yuvarlak veya oval bir şekle sahiptir. Çoğunlukla birleşen galaksilerin bir sonucu olarak oluşurlar. Düzensiz galaksiler, net bir yapıya sahip olmayan, kaotik görünümlü galaksilerdir. Çoğu zaman başka galaksilerle çarpışma veya etkileşim sonucunda düzensiz hale gelirler. Dördüncü galaksilerin çarpışması ve birleşmesi. Galaksi evriminin en önemli unsurlarından biri, galaksiler arasındaki çarpışma ve birleşmelerdir. Yerçekimi etkisiyle bir araya gelen galaksiler, birleşerek daha büyük ve karmaşık yapılar oluşturabilir. Çarpışma süreci, galaksiler birbiriyle çarpıştığında, içerdikleri gaz ve toz yoğunlaşır, bu da yeni yıldızların oluşumunu tetikler. Yıldızlar genellikle birbirine çarpmaz, çünkü yıldızlar arasındaki mesafe oldukça büyüktür. Birleşme sonucu, iki galaksi birleştiğinde, genellikle daha büyük bir eliptik galaksi oluşur. Bu süreç, galaksilerin şeklini ve yıldız dağılımını etkiler. 5. Günümüzdeki galaksiler ve evrendeki yerleri. Bugün gözlemlediğimiz galaksiler, milyarlarca yıllık bir evrim sürecinin sonucudur. Evrende yaklaşık 2 trilyon galaksi bulunduğu tahmin edilmektedir ve bunlar farklı boyutlarda ve türlerde dağılmıştır. Samanyolu ve komşuları, Samanyolu, içinde yaşadığımız galaksidir ve Andromeda galaksisi ile birlikte yerel grup adı verilen bir galaksi kümesinin parçasıdır. Yaklaşık 4 milyar yıl sonra Andromeda ile Samanyolu'nun birleşmesi beklenmektedir. Kozmik ağ, galaksiler, karanlık madde tarafından oluşturulan bir kozmik ağ üzerinde toplanır. Ağ, evrenin büyük ölçekli yapısını oluşturur. Sonuç olarak, galaksilerin oluşumu ve evrimi, evrenin genel yapısını ve içindeki yaşamın temel taşlarını anlamamız açısından büyük önem taşır.
Bu devasa yapılar, hem geçmişimizi hem de geleceğimizi aydınlatan birer kozmik hazine olarak varlıklarını sürdürmektedir. Evrendeki bu büyüleyici hikaye, hala pek çok sırrı barındırmakta ve bilim insanlarını şaşırtmaya devam etmektedir. Evrenin büyüleyici hikayesinden anlatımın sonuna geldik. Ama unutmayın, keşfedilecek daha pek çok sır var. Epiktens ailesine katılın, bilimin büyüsünü birlikte keşfetmeye devam edelim. Abone olun, yorumlarınızı paylaşın ve bu heyecan verici yolculukta bizlerle olun. Sıradaki macerada görüşmek üzere.